Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Haftanın son iş gününde son programla karşınızdayız Paranın Rotası'nda. Ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Hocam haftayı bitirirken yine borsada hafif bir gerileme var. BIST 100'de. Bu arada dolar çıkışına devam ediyor. Artı faiz de yükseldi. Şimdi evet. İsterseniz şöyle yapalım. Nasıl bir hafta geçirdik? Bu hafta bu neticeleri hangi sebepler aslında hangi sebepler hangi ortam sağladı bu neticeleri? Bugün borsa ne yapar nasıl bir hareket izler? Bununla başlayalım. Sonra yine yorumlar zaten programın başından itibaren gelmeye başlamış. Evet. Öncelikle şunu belirteyim. Şeyde yaklaşık olarak ne bileyim son 2-3 gündür de belirttiğim üzere son hareketler bir trend değişikliği sinyali veriyor bana. Bunda yanılabilirim. Yani hani trend değişikliklerinin öncesinde neler olduğuna baktığımızda en fazla dikkatimizi çeken unsur piyasalarda beklenen uyumlu hareketin ortaya çıkması. Yani dolar yukarı gidiyor, faiz yukarı gidiyor, bu yüzden borsa düşüyor. Bu sağlıklı bir hareket. Düşüşün çok sert olduğunu gördük. Özellikle önceki gün. Yani 90 binden açılıp 87 bine kadar 3 bin puanlık bir düşüş vardı. Dün piyasa genel olarak yatay gitti, sıkışık gitti. Fakat bu arada dolarda çok sert hareketler oldu, yukarı yönlü. Daha doğrusu döviz sepetinde muazzam bir yükseliş var. Ve döviz sepeti Barış özellikle şeyde hem Euro'da artış vardı. Hem de dolarda artış var Türk lirasına karşı. Yani burada önemli olan nokta daha önce tersi oluyordu. Euro dolar paritesi artarsa Euro TL artıyordu ama dolar TL düşüyordu. Şu an döviz sepeti her ikisinde de değer kaybediyor ve 2.16 seviyesine geldi. Yani 2.16 seviyesi çok önemli. Şey açısından önemli. Daha önceki 2011'de görülen bir 2.20 civarları var. O 2.20'ye doğru yaklaşıyor. Bu TL'nin değer kaybı, yani TL daha istenmeyen bir para durumuna dönüşüyor. Ne zamandır? Yaklaşık son 2 haftadır. İki tane faktör etkili oldu. Bir tanesi yatırım yapılabilir ülke notunu aldıktan sonra beklentiler bitti ve Merkez Bankası'nın da faiz indirimleri sayesinde TL'de getiriler çok düştü. Yani şu an Türkiye'ye getirse garantili ben paramı değerlendireceğim dese hiç kimse almasa parasını Merkez Bankası'nın vereceği faiz belli. Yani %4. Evet. Bu enflasyon şimdi tabii kurların yukarı gitmesi, döviz sepetinin yukarı gitmesi enflasyon hedeflerini şaşırtacak. Yani önümüzdeki 1-2 ay içerisinde özellikle bugünlerde vatandaş şeyi beklesin yani akaryakıta zam beklesin. Çünkü bu aralar depo dolu gezmek lazım sürekli olarak. Çünkü kurlardaki yükseliş bu fiyatları da etkiliyor. Şimdi borsada tabii istersen şey çok daha önemli. Onun için döviz sepetinden gidelim istersen önce. Hı hı. Döviz sepetinde neler oluyor? Çünkü birçok reel kesimdeki firmayı çok yakından ilgilendiriyor. Dikkat edersen özellikle 2.10 seviyesi geçildiği andan itibaren ki 2.10 seviyesi işte şu seviyeler. Yani 2.10 seviyesi tam şu seviye. Burası geçirdiği andan itibaren inanılmaz bir şekilde satış yiyor TL ve TL'den çıkıp dövize giriş var. Bu yabancı yatırımcıların çok büyük bir kısmının ben sattıkları tahvilleri dövize geçtiklerini düşünüyorum. Hem TL hem Euro birlikte yükseldiği için zaten bu 2.16'ya geldi. Şimdi buna günlük olarak baktığımızda o deminki 5 dakikalık grafikti. Daha önce gördüğümüz en yüksek seviye yaklaşık 2.22 seviyesi. Ama biz bunu hani düz hesap 2.20 diyelim ki oraya doğru bir hareket var. Daha önceki dirençlerinin tamamını geçti döviz sepeti ve bu döviz sepetindeki bu yükseliş önümüzdeki günlerde enflasyona katkı yapacak büyük bir olasılıkla. Çünkü dolar maliyeti var sanayicinin.
ihracatı euro bazında ama euro bölgesindeki kriz nedeniyle, oradaki reel kriz nedeniyle çok fazla rekabetçi olamıyorduk. Bu bir miktar hani euronun da artması rekabetçi hale getirecektir sanayiciyi. Ama içeride de enflasyonu da körükleyici bir etki yapacaktır. Hı hı. Dün finansal istikrar raporunu açıkladı Sayın Erdem Başçı. Ve bu raporda aslında Sayın Başçı güllük gülistanlık bir şey çizdi. Her şey kontrolümüz altında dedi. Rezerv opsiyon katsayısı işliyor dedi. Biz dedi koridoru daralttık çünkü rezerv opsiyon mekanizması koridorun yaptığı işi yapıyor manasında şeyler söyledi. Şu aşamada tahmin ediyorum bu hareket hani burada bitecek bir hareket gibi gözükmüyor. Merkez Bankası'ndan kesin olarak döviz kuru politikasına ilişkin açıklama gelmesi lazım. Yani döviz kurunda Merkez Bankası'nın ne düşündüğünü piyasaların bilmesi lazım. Ve şu aşamada hani not artışı sonrasında çok büyük bir para beklentisiyle bu faizler düşürüldü ki hani TL aşırı değerlenir diye tam tersi oluyor şu an. Ve oynaklık inanılmaz bir şekilde arttı. Zaten hani biz 2.05-2.06 seviyelerinden eğer bu döviz sepetinde 2.15'e 3 ayda çıkmış olsaydık o kadar olmayabilirdi. Yedirerek ve piyasa bunu sindirerek giderdi. Ama şu an volatilite ciddi biçimde artmış durumda. Bu sanayiciden çok fazla soru gelmesine neden oluyor. Yani daha fazla artar mı şeklinde. Biz de onlara genel olarak şöyle söylüyorum. Yani forwardlarla mutlaka risk hedging'i yapılmalı bu aşamada. Aslında daha bu şey kırılırken yani 2.08-2.09 seviyesinin üzerine çıkılırken hani euronuzu bu şu an euro alacağım var 2 ay sonra Avrupa'dan euro alacağım var, ihracat gelirim var. Onu satmak için uygun seviyelere geliyor. Yani euro şeye de baktığımızda euro TL'ye de baktığımızda orada da çok sert bir artış var. Şu anki grafik Euro TL'yi gösteriyor. 2.40'ı geçti ve 2.45'e geldi. Daha önceki gördüğü en yüksek seviye 2.55-2.57 aralığıydı. Tahmin ediyorum ben orada 2.50'ye kadar yükseliş devam edecek. Ama onun öncesinde bir geri çekilmeyle birlikte bir miktar geri çekilme görürüz. Çünkü bu sürekli soluksuz gitmez. Yani şu yükselişin ardından bir miktar 2.42-2.43 civarına kadar bir geri çekilme olursa oradan ben yeni alıcı da bekliyorum. Şu aşamada biraz artık sis bastı piyasaları ve önümüzü çok fazla göremiyoruz. Ne sanayici şu an, reel sektör kurlarla ilgili hesap yaparken, yani kendi ürettiği malın maliyetini hesaplarken artık bu dirençler kırıldığı için yeni varsayımlar yapmak zorunda kalacak. Bu yıla başlarken Euromoney'nin yapmış olduğu bir konferansta özellikle iş adamlarından öyle bir soru gelmişti. Hani sizin kur beklentiniz bu sene nedir diye. Özellikle yılın ilk yarısı tamam ama ikinci yarısında genel olarak biz doları ortalamasını yani 2013 ortalamasını 1.83 ve 1.84 civarında beklediğimizi belirtmiştik. Şu anda daha erken başladı yalnız bu hareket, onu da söyleyeyim. Amerika'daki faizlerin artıyor olması ve bu faizlerin önemli dirençleri kırması ki bak şimdi onu da göstereceğim. Burada Amerikan faizi 10 yıllık faizler. Onu da verelim. Daha önce 2 seviyesindeydi. 2 seviyesini bir türlü kıramıyordu. Amerikan faizleri yukarı gidince dolar bazında yani 2 seviyesinin üzerine geçin ki 30 yıllıklar 3.80'e geldi Amerika'da. Bu tabii Amerikan dolarına talebi arttırıyor. Her ne kadar dün euro dolar paritesi Amerikan dolarına karşı değer kazandı. O da Amerika'da işsizlik başvuruları çok kötü gelince ya Amerika hemen parayı çekmez, tahvil alımını azaltmaz. Bakın işte işsizlik verileri kötü geliyor şeklinde bir bilgi gelince euro dolar paritesi de yukarı gitti. Bu aşamada volatilitenin artmış olması nedeniyle yatırımcıların özellikle yapması gereken şey bu volatiliteye karşı savaşmamak.
Yani bu dalgaların içerisinde boğuşmaya kalkmamalılar. Yani dövizi olan tutmaya devam etmeli. Borsada hissesi olan özellikle yükselişleri bir miktar satış fırsatı olarak görmeli bence. Bugün tahmin ediyorum bir miktar yukarı hareket olacaktır. Dış piyasalarda genel bir olumlu hava var. Asya cephesinde var. Amerika'da dün çok yüksekten açıldı endeksler, yukarı gitti. Fakat sonra seans sonuna doğru bayağı bir düştü. Hepsini bir araya getirdiğimizde böyle ortamlarda şundan para kazanayım diye girdiğiniz yerden ciddi zarar edebilirsiniz. Çok fazla pozisyon değiştirmemek gerekiyor. Pozisyonu değiştirdiğinizde de mutlaka yeni aldığınız pozisyon için zararı kesme noktasında belirlemeniz gerekiyor. Hı hı. Şimdi genel piyasa görünümü bu. Böyle bir piyasa görünümü bizim ekonomik büyümemizi nasıl etkiler? Volatilite, istikrarsızlık, aşırı dalgalanma her zaman ekonomik büyüme açısından bir şeydir, engeldir ve önünüzü kapatır. Mesela ben de şunu söyleyeyim, insanlar arasında da bu böyledir. Çok sevdiğiniz bir arkadaş bile olsa istikrarlı olduğu için, ne zaman ne yapacağını bildiğiniz için seversiniz onu. Fakat sürekli istikrarsız ve dalgalı davranan birisi ne karşı beklentiniz ve ciddi anlamda onun ne yapacağını kestirebilmeniz oldukça zor olur. İş adamı için de kurlardaki volatilite, faizlerdeki volatilite aynı etkiyi yaratır. Yani karar almasını güçleştirir. Çünkü iş adamının yaptığı şey bunu üretmek ve bunu ürettikten sonra bunun üzerine bir fiyat koymak. Fiyatı koyarken bunun girdisinin en az %50'si, 60'ı dolar. Şimdi ben gelecek ay doların ne olacağını bilmiyorsam ve Merkez Bankası da açıklama yapıp dolarda nasıl bir tavır izleyeceğini söylemiyorsa ben ona o zaman buna fiyat koyamam. Fiyat koyarım fakat olası riskleri yansıtırım fiyatın içerisine. Yani dolar şuraya giderse en azından zarar etmeyeyim diye. Tabii. Direkt fiyatlarda yükseliş etkisi yaratır bu. Ve enflasyon hedefinden de kopmaya neden olur. Şu ana kadar henüz çok erken. Yani enflasyon hedefini üzerinde yapacağı etkiyi net bir şekilde söylemek için oldukça erken. Ama eğer kurlar, genel olarak yapılan bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Bu volatilite arttıktan sonra kurlarda belli bir yükseliş oldu, düştü, tekrar yükseldi vesaire. Volatilite devam ettiği sürece büyüme üzerinde olumsuz etkisi olacak. İkincisi, kurlar arttıktan sonra artık bir seviyenin üzerinde sürekli kalmaya devam etmesi durumunda da enflasyona net katkı yapacak. Şu an Merkez Bankası'ndan beklenen şey kurlardaki volatiliteyi azaltmasıdır. Zaten tahmin ediyorum bugün Erdem Başçı Kadir Has Üniversitesi'nde bir konuşma yapacak 14.30'da. Orada herhalde bu kur politikasına ilişkin, çünkü 2013'e girerken açıklamış oldukları para ve döviz kuru politikası metnine baktığımızda orada rezerv opsiyon katsayısıyla işte bunu düzenleyeceklerini ve olabildiğince volatiliteyi azalttıklarını diğer ülkelerle karşılaştırarak da gösteriyorlardı. Evet. Ama Türk lirası şu an dünyada dolara karşı en fazla değer kaybeden 2-3 paradan biri oldu. Volatilite arttı. Bunu nasıl engelleyecek? Ne yapmayı düşünüyor? Rahatsız mı kur seviyesinden? Ya kur seviyesinden rahatsız demez de şey der. Yani oynaklıktan rahatsızım der. Böyle bir durumda elinde tabii çok güçlü araçlar var. O yüzden hani şöyle bir şey düşünmesin ne iş adamları ne de vatandaşlar. Hani bu kurlar yükselmeye başladı. Bundan sonra artık bir daha kimse tutamaz. Hani 1.90'lara 2'lere gider. Hı hı. İşte döviz sepeti 2.50 2.60'lara da gidebilir gibi bir durum yok. Burada Merkez Bankası'nın aksiyon aldığı gün, yani benim tahminim alabileceği en birinci aksiyon bir döviz satışı falan yapmak değil, sadece şeyi açıklamak. Volatiliteyi durduracağına dair, azaltacağına dair bir açıklama yapması bir anda dolarda hızlı geri çekilmelere sebep olur. Onu özellikle belirtelim. Veya Euro'da da aynı şekilde. Rezerv opsiyon katsayıları daha önce 0.10'da 1 puan arttırılıyordu. Bunlar 0.2 puan düşürüldüğü anda piyasaya tam anlamıyla en az 1.5 milyar dolar sürmüşsünüz gibi etki yapar. Ve o zaman da hızla kurlar gevşer. Ama ilk bu tür bir açıklama geldikten sonra Barış, hızlı geri çekilmelerde uzun süreli olacak diye düşünmemeli yatırımcı. Öyle bir durumda örneğin 1.87 dolar şu an. 1.84'e kadar sert düşebilir ama 1.83'ün altını çok fazla beklemiyorum.
Aslında önümdeki soruyu da bir anlamda biraz cevapladınız ama yine de ben okuyayım o soruyu. Turgut Bey diyor ki dün yurt dışı piyasalar güçlüydü. Euro dolar paritesi artıyordu fakat içeride dolar yine de primlendi. Hem de sağlam bir dirençte olmamıza rağmen. Bu kuvvetli görünüm doları 1.90 ve üzerine taşıyabilir mi? Merkez Bankamız sizce hangi seviyelerden itibaren piyasaya müdahil olabilir demiş. Benim tahminim şu. 1.87.50 de geçilir de 1.90'a doğru giderse orada Merkez Bankası müdahil olur. Ama 1.87.50 geçilmediği sürece Merkez Bankası'ndan çok fazla bir sözelde müdahale beklemiyorum. Ama bugün Sayın Erdem Başçı'ya çünkü bütün ekonomi kanalları, bütün ekonomi basını aynı soruyu soruyor. Yani kur politikasına ilişkin bir açıklamanız olacak mı? Yani daha önce TL aşırı değerleniyor. Ben dolayısıyla bundan rahatsızım. Diyen Merkez Bankası şu an TL çok değer kaybetti. Bundan da rahatsızım diyecek mi? Eğer onu söylerse öyle bir durumda hemen kurlarda geri çekilmeler olacaktır. Bu nedenle de şu an ne kadar yükseliş güçlü gelse de gelecek bir cümle bir anda tersine çevirebileceği için özellikle ben yatırımcıları şu an çok kısa vadeli döviz işlemleri yapmaktan yani yapmamalılar. Ve uzak durmalılar, yapmaktan uzak durmalılar. Bu tür havalarda, dalgalı yerlerde evet getiri de yüksek olur ama götürü de çok fazla olabilir. Bir anda elinizde patlayabilir her şey. Evet. Hocam altın soruluyor yine. Umut Kaya altın onsu sormuş. Nurullah Başar da altın 85'te bugün satış yapılabilir mi acaba demiş. Şimdi şöyle altın. Önce istersen dolar bazında, ons bazında altına bakalım. Dün bir izleyicimiz sormuştu hani alınır mı diye. O sırada ben de şu direncin kırıldığını, 1408'de olduğunu, dolayısıyla çok kısa vadeli FX piyasasında işlem yapıyorsa 1408, 1405, 1410 bu civarlardan alım yapabileceğini, hedefinde yaklaşık olarak 1430-35 olabileceğini belirtmiştim. 1421'e kadar geldi şu an. Altında yavaş yavaş bu şu çıkış sıkıntılı bir çıkış değil. Yani bu daha beklediğimiz böyle bir istikrarlı ve itidalli bir yükseliş. Şu an altın 1395 destek oldu altın için dolarda. Yavaş yavaş yukarı gitmesi nedeniyle de sağlıklı görüyorum şeyi. Bu hafif hafif yukarı hareketleri. Burada 1395 aşağı kırıldığı anda mutlaka stop yapılmalı ya da short pozisyon açılabilir. 95'in altına geldiği anda. Çünkü o zaman aşağı kadar 1360'lara kadar gerileyebilir. Daha önce kısa vadeli pozisyon almış olanlar kar da realize edebilir ama altın genel olarak sağlıklı duruyor şu aşamada. TL bazında baktığımızda da izleyicimiz 85 fiyatı satış için uygun mu diyor. Hani sadece tekniğe baktığımızda teknik diyor ki zaten burada direnç var diyor. Evet burada satılabilir diyor. Fakat yani kimsenin tepeyi yakalamasına imkan olmadığı için Barış, özellikle tepe bir seviyeyi yakalamak mümkün olmayacaktır. Yani siz 85'te satarsınız 85.50'yi görür pişman olursunuz. Burada verilecek karar şudur. Birincisi tüm işlemi yapmamak. Yani benim 1000 dolarım var 1000 doların hepsini satayım değil. Burada çünkü yukarı yönlü bir hareket var. Tamam 85'ten ne bileyim 300 dolar satabilirsiniz. 85-50'ye gelir biraz daha satarsınız. Yukarı gittikçe ve maliyet oluşturursunuz. Veya kaydırılmış stop dediğimiz bir şey var. 85'te 300 doları satarsınız. Daha fazla ileri gitmez. Orası tepedir. Tekrar aşağı gelir. 84'e gelir. 84'ün altına düştüğünde ben satacağım dersiniz. Dolayısıyla ortalamanız yine 84.5'a gelir. Yani yatırımcı genellikle hep belli bir seviyeden bütün işlemi yapma niyetinde. Ama şu an altının en azından talep konsantrasyon eğrisi aşağıda ki barda gözüküyor. Şu an ekrana gelmiyor. Ben vereceğim şimdi. Şöyle yapalım. Evet. Şu altındaki talep eğrisi şu bölgede oldukça güçlü bir sinyal vermiş durumda. Bu tabii dolardaki artıştan da kaynaklanıyor. Yani dolar bir gerile çekilmeye başlarsa Merkez Bankası'nın bir söylemi veya açıklamasıyla böyle bir durumda tekrar bir anda 82-83'lere gerileyebilir. Fakat şurada da ikili bir dip oluştuğu için
Özellikle 85'in üzerine çıkar, 85-60'a gelirse şu boşluğu doldurur. O da yaklaşık olarak 88'dir. Yani 87'dir. Bu nedenle satış yapacak olanlar dahi, dirençle satış yapıyorum demiş olsa dahi, kademeli satış öneririm. Mesela 87'ye geldi, sonra geri döndü. İşte gördüğü en yüksekten itibaren ne bileyim 50 kuruş eğer geri çekilirse ben o zaman satacağım demek lazım. Tek bir defada bir tane işlem yapmamak lazım. En azından teknik olarak baktığımızda hem talebin artıyor olması hem de burada ikili dipten sonra yukarı bir eğim oluşması bir miktar kısa vadede altını yukarı götürebilecek gibi gözüküyor. Peki hocam, bir reklam aramız var. Kısa bir reklamdan sonra devam edeceğiz. Yol gösteren KOBİ Bankacılığı Bank Asya'da. Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın Notası devam ediyor hocam, sorular ve yorumlar geliyor. Murat Serdaroğlu demiş ki dün biz tarafından uyarılan Işıklar Holding ve bağlı bütün kağıtlar taban oldu. Şu durumda elimizde olan EAHO hissesini ne yapmamız gerekiyor? Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Böyle durumlarda ne yapmak gerekir? Ya şimdi şöyle bir şey. İnşallah hani dün Borsa İstanbul yönetimi, ben ilk başta SPK'dan uyarı geldi zannettim ama Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'ndan geldi. Şimdi öyle bir şirket düşün ki Barış, tamam mı? Öyle bir şirket, öyle bir holding düşün ki ürettiği hiçbir şey yok. 5 tane şirketin var. Onun hissesini ona alıyorsun, onun hissesini ona satıyorsun, onunla onu birleştiriyorsun, berikiyle ayırıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Sürekli sermaye arttırımı yapıyorsun. Milletin cebinden sürekli para çekiyorsun. Yani bir şekilde dur denmeliydi. Ve bu açık, barizdi. Ve şimdi bak, şirketin fiyatı 1 lira. Bir açıklama geliyor kapağa. Deniyor ki genel kurulda 2 lira 48 kuruşa bu hisseler şey yapılacaktır. Çağrı yapılacaktır. Şimdi USAŞ şirketini satın aldı. 2.48'e çağrı yapılacağı genel kurula getirilecektir. 1 liralık hisseyi ne yaparsın? Tutar girersin. 2 lira 48 kuruştan çağrı yapacaksa adam bunu 2.48'den alacak. Algılama nasıl oldu? Algılama da yönetiliyor. Algılama şöyle oldu. Genel kurul toplanacak. Çünkü %85'i zaten bu holdingin elinde. Toplanacak, bu kararı verecek. Vatandaş, yani böyle bu kadar bariz %150 kar olur mu ya? Yani bu kadar açık olabilir mi yani? Fakat ayrıntıyı okumayanlar, yani ayrıntısına dikkat edilmediği zaman, genel kurul eğer karar verirse takastan bu hissenin elinde olduğunu ispatlayıp genel kurulda sunanlara 2.48'den vereceklermiş. Bunun üzerine millet dalıyor hisselere. Yatırım, halk vesaire. Bu sırada tabii tüyolar dolaşıyor orada burada. Bütün forumlarda falan. 2.48'den çağrı yapılacak. Şirket sahibi 2.48'den alacak 1 liralık hisseyi. Bu ne kadar aptal bir şirket sahibi bu yani. Olabilecek bir iş mi yani? SPK'ya gitse dese ki ben çağrı yapacağım dese, SPK'nın bakacağı şey son bir aydaki ortalama fiyattır. Son bir aydaki ortalama fiyata baktığında 1 lira 10 kuruş civarında bir fiyat. Niye ben 2.48'den alayım? Ondan sonra tabii genel kurul toplanıyor, karar veremiyor. Yani %85'ine sahip grup karar veremiyor. Arkasından hisse paldır küldür düşüyor. Çağrı falan hak getire. Daha önceki çok fazla başka şeyler de var. Böyle olunca da tabii Borsa'yı İstanbul Yönetim Kurulu bütün bu yapılanlara bakıyor. Gönderdiği yazılar var. Diyor ki siz diyor Nibaş olanları şu kadar sermaye artırımı yaptınız. Bu parayı şurada kullanacağız, üretimde kullanacağız dediniz. Hı hı. Bu paranın tamamını şirketten kaçırmışsınız. Yani dünkü gelen açıklama bu. Kaçırmışsınız, başka şirkete koymuşsunuz. Dolayısıyla bunlar açık. Bilançoda gözüküyor. Kapta var. Tamam mı? Şimdi ben, sen sürekli beni dolandırıyorsun bir şekilde, ben geliyorum sana ortak oluyorum, tamam mı? Hakikaten, gerçekten bu piyasada sivil inisiyatifin de çok büyük önemi olacak. Yani şimdi sadece onlar değil ki, son halka arzlara baktığın zaman son halka arzların neredeyse yavaş yavaş, demin Turgut Çin de onu yazmış,
Hepsi gözaltı pazarına gitmeye başladı. Evet. Ya ben şunu söylemeye çalışıyorum. B olan, C olan şirketleri bir kere zaten çok fazla şey yapmaz. B demek her an gözaltı, C demek her an gözaltı pazarına gidebilir demek. Bunun içinde A olan da var. Notlama sistemine göre SPK'nın verdiği. Şimdi burada tabii hissesi olanlar ne yapmalı? Bir şey yapamaz. Ben sadece bu bilgiyi veriyorum. Dün tabii bu haberler düştüğü anda Borsa İstanbul'un yönetim kurulunun bu kararları düşmeye başladı ki ardı ardına geldi her şirket için. Yani o gruba ait her şirket için kararlar gelmeye başladı. Ve inanılmaz bir şekilde tabii taban oldu hisseler. Taban olduğu zaman alıcı yok demektir. Alıcı yoksa, ertesi gün de alıcı yoksa satamazsınız. Yapabilecek bir şeyiniz yok yani çok fazla. Evet. Ha ben bu zarara katlanamam, elimde çok fazla zararım var denildiği anda da burada yine orada da yapabilecek bir şey yok. Çünkü sonuç olarak şu ana kadar yapılanlar, yaptıkları her bir şey ortada. Ve yatırımcıların, ısrarla şunu söylüyorum. Bütün şirketlerin araştırma birimleri var, aracı kurumların. Yani hepsinin yok ama yaklaşık 88 tane aracı kurum var. Bunun en az 40 tanesinin araştırma birimleri var. Ve hepsi rapor yazıyor. Fakat onlara da görev düşüyor. Şöyle ki, genellikle İMKB 30 şirketlerinin raporu yazılıyor. Bazen İMKB 50 ve 100'e, 100 içerisindeki bazı şirketlerle ilgili raporlar yazılıyor. Bir kağıdı almadan önce telefonla değil, direkt işlem yaptığı aracı kurumun araştırma birimine yazıyla, ya bu ben sana komisyon ödüyor muyum kardeşim? Ben sana bu işlemleri yapmak için komisyon ödüyor muyum? Benim şu an neye ihtiyacım var? Bilgiye ihtiyacım var. Bu şirket hakkındaki görüşünüz veya genel tavrınız nedir şeklinde bir rapor isteyebilir. Vermiyor mu? O zaman ben hesabımı alıyorum dersin oradan. Evet. İkincisi, kamuyu aydınlatma platformunu yatırımcılar çok fazla kullanmıyorlar. Ve zaten faaliyet raporuna girin, bir adamın faaliyet raporunu okuyun. Yani ben şöyle söyleyeyim, hani şöyle derler ya, işte şunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Bir şirketin faaliyet raporunu söyle, ben sana o şirketin ne olduğunu söyleyeyim. Yani öyle bir durum vardır. Faaliyet raporlarına bakıyorsun, 3 sayfa, 5 sayfa faaliyet raporu. Ben sektörle ilgili bilgi arıyorum. Ya bu şirket kendi sektöründe ne yapıyor, sektör nereye gidiyor bilmem ne. Sektörle ilgili bilgi sadece bir cümle, iki cümle. Şimdi peki böyle bir durumda hani bu faaliyet raporunu düzenlemek veya asgari unsurların bulunmasını sağlamak kimin görevi? Bilgilendirme konusunda tabii ki sermaye piyasası kurulu buna zorunluluk getirebilir. Şunu da anlatacaksınız vesaire diyebilir ama ne yapayım canım, sektörle ilgili bilgi bulamıyorum der koyamaz. En büyük cezalandıracak kişi yatırımcıdır. İlgilenmeyecek. Ve direkt olarak şirketin halkla yatırımcı ilişkileri bölümüne, ki orada SPK'dan ileri düzey lisansı almış insanlar çalışıyorlar. Ve her şirket bunu bulundurmak zorunda. Yasal olarak bulundurmak zorunda. Direkt olarak yazacak. Eğer şu an bizi izleyen ne bileyim 1000 tane mi 3000 tane mi yatırımcı şu an ellerindeki hisselerle ilgili yatırımcı ilişkileri bölümüne bütün kafalarındaki soruları vesaire göndersinler, kaçından cevap geliyor ve ne diyorlar, cevap vermedikleri zaman işte o zaman ellerinde belge var, cevap vermiyor, şirket ilgilenmiyor, yatırımcı olsa girsinler o zaman internette, sosyal medyada ben şu soruları sordum, cevap bile veremiyorlar vesaire yazsın. İnsanlar diyecekler ki hocam biz yapıyoruz zaten, etkili olmuyor diyecekler. Evet. Bunu söyleyecekler. Sermaye piyasası kuruna da aydınlatmada, yatırımcı aydınlatmada, şeffaflık anlamında diyecekler. Görevini yerine getirmiyor diye şikayette bulunacaklar. Yani bir şekilde mutlaka yatırımcının bir hisseyi alırken gerçekten sorması gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor. Ve ben şunu söyleyeyim. Hiçbir raporda olmayan önemli bir noktadır bu. Kurumsal yönetim derecelendirme kuruluşları şirketlere puan veriyor. Kurumsal yönetim. Yani bu gerçekten şeffaf, açık, yatırımcısına doğru bilgi veren bir şirket midir diye derece. Baktık 50 taneden fazla şirket almamış derecelendirme puanı. Biz de raporlarımıza yazıyoruz. Diyoruz ki kurumsal yönetim derecelendirme puanı yoktur. Kafadan zaten 100 üzerinden 15 puan gidiyor. Faaliyet raporuna bakıyorsun. Faaliyet raporu sadece 7 sayfadan oluşmaktadır. Şirketin üretim rakamları yoktur, şu yoktur, bu yoktur. Bilgi sıfır. 10 üzerinden ben sana 3 veriyorum. Yani
bir puanlamaya gidilmesi lazım. Şimdi kurumsal yönetim derecelendirme şirketlerinin kapılarının çalınması lazım. Kendisine güvenen şirket gidip oradan derecelendirme almasın. Tabii ki onun maliyeti olacak şirkete. Ama o maliyet fazlasıyla çıkıyor. Nereden çıkıyor? Çünkü sen ne kadar şeffafsan seni yatırımcı çok daha üst seviyeye getiriyor. Yani senin şirketinin değeri artıyor. Şirketin sahibi açısından çok önemli. Ama maalesef bu kültür yerleşmemiş durumda. Şimdi bu izleyicimiz, yani Murat Serdaroğlu'nun gerçekten söylediği, ben de yatırımcı için tabii üzülüyorum. Yani şimdi öyleyse peki bu yanlışı yapan adamları o zaman Borsa İstanbul Yönetim Kurulu bildirmesin mi? Yani bunlara bir yaptırım uygulamasın mı? Dedi ki 3 ay içerisinde o Nibaş'tan aldığınız parayı tekrar iade etmiyorsanız nakit olarak artı şu kadar borcu onun içerisine tekrar koymazsanız ben sizi gözaltı pazarına alıyorum. Daha sonra da kottan bile çıkartabilirim dedi. Şimdi bu olasılığı olan bir şirketle artık ilgilenmemek lazım. Yani orada bir şekilde zarara yani kabullenmek gerekiyor. Onu sadece vurgulayacağım. Yatırımcıya da iş düşüyor. Peki hocam. Ahmet Öztürk de diyor ki her zaman borsalarda ciddi çıkışlardan sonra yıkımlar olmuştur. Son 10 yılda altın yükseldi. Gelecek 10 yıl dolar yılları olur mu? Gelecek 10 yıl şöyle Barış. 10 yıl demeyeyim de gelecek 2-3 yıl dolar yılı olabilir. Hı hı. Fakat bu dünyadaki dengesizlikleri çok daha fazla arttıracaktır. Hep daha önce de şunu söyledim. Dünyanın hiçbir yani 250 yıllık kayıtlı ekonomi tarihinde yani ekonominin kayıtlı verilerin olduğu gidebildiğimiz kısım 200-250 yıl. Yani onun öncesini de verileri var ama onlara ben çok güvenmiyorum. Böyle bir dönemde böyle bir dönem yaşanmadı. Yani böyle bir şey yok. Bu borçların bu kadar patladığı yani Amerikan Amerika bölgesinde en borçlu ülke Amerika ve parası da rezerv para. Yarın bu Amerika'dan bu borçlar istendiği anda ne olacak? Yani Çin almış olduğu 1.3 trilyon dolar hazine bonosunu çevirmek istemiyorsa kardeşim bana hazine bonosu artık paramı ver dediği anda ne olacak? Onun karşılığı var mı? İşte o noktada çok tehlikeli. O yüzden ben gelecek 10 yılda belki dolar yükselecek belki şu birkaç yıl içerisinde ama dolar belki 10 yıl sonra artık olmayacak diye düşünüyorum. Yani doların yerine tamam doların da içinde olduğu belki. Yani küresel bir para oluşabilir. Onun cevap vermek oldukça zor. Ama bu konuda çok güzel kitaplar var Amerika'da ve Nobel ödüllü iktisatçıların yazdığı bundan sonra ne olabileceğine ilişkin onu da bakabilirler. Peki hocam son birkaç dakikamız Ali Haydar Çelik de diyor ki Karsan'daki hareket ve haberler manipülasyon mu demiş merak etmiş. Şimdi ben onu bilmiyorum ama şunu biliyorum yani Karsan'daki hareketler manipülasyon mu değil mi? Şimdi bak şu grafiği verelim. Verelim arkadaşlar grafiği. Ya böyle bir şey yok Barış yani. Yani şu grafiğe bir bakar mısın? Yani? Orada bir trambolin yani varmış. Yani 1.15'ten. 1.96'ya geliyor. Neredeyse %100 prim yapıyor. Bu sırada bakın garip hareketler oluyor diye borsa uyarı gönderiyor. Seansı durduruyor. 20 dakika ara veriyor. İşlem yaptırtmıyor. Arkasından şey yapıyor. Tekrar seansı açıyor. Tekrar tavan. Tekrar gidiyor. Arkasından Karsan hisseleri için yeni ikinci büyük uyarı geliyor. Onun üzerine taban. Onun üzerine taban. Gidiyor diye yok efendim işte şey almış ihale almış şunun işini yapacakmış vesaire. Ya bir bilançosuna bir bakılsa bu şirketin net bir şekilde görülür. Tesadüf eseri biz de şeyini yapmıştık. Bakıyorsun ya %92-93 maliyetle çalışan bir şirket 95 maliyetle çalışan bir şirket yani cirosu ne kadar artarsa artsın kar üretemiyor. Şimdi ben baktığım zaman ya eyvah dedim yani bu böyle hareketler başlamış durumda. Borsa daha ne yapsın? O kadar uyarı gönderiyor. Borsa, ben şunu söylüyorum. Eğer borsadan bir kağıdın 15 dakika seansı durdurma haberi gelmişse ondan sonraki ilk fırsatta satıp çıkın. Yani girmeyin, daha fazla bulaşmayın. Zaten elektronik ortamda bunlar izleniyor. Yani kimin alıp kimin sattığı kişi bazında biliniyor. Ve bunlar görülüyor. Olağanüstü fiyat hareketleri. Bir şey var mı diye şirkete soruluyor. Şirketin de suçu yok. Şimdi yatırımcı bir de Karsan'ı suçlayabilir. Şirket kendi çabası içerisinde. Kendisi çalışıp bir şey kazanmaya çalışıyor. O kendi hissesiyle ilgili değil. Başka birileri hikaye arıyorlar. Tamam mı? Bir hikaye uyduruyorsun. Ondan sonra da böyle oluyor. Şimdi 1.90'dan alan da var bunu. Şimdi 1.40.
Yani 19 milyar yatırmış adam diyelim, 19 bin TL. Şu an 14 bin TL'ye düşmüş, 5 bin TL'si gitmiş durumda. Ve taban, belki de 1.2'ye kadar taban gidecek. Manipülasyon mu derseniz, şu bu tip hareket olan her harekette manipülasyon endişe ederim. Evet. Asla da o tip hareketi olan hisselerin peşinden koşmam yani. Gitmemesi lazım yatırımcının. Ne olursa olsun, hikaye ne olursa olsun. Ben sana dedim ya, dün de webinarda söyledim. Adam bana dese ki, güvenmediğim, sahibine güvenmediğim şirket, ya arsamdan petrol buldum bak Yaşar, işte şimdi horul horul hortumdan akıtıyorum dese, onu görsem, güvenmediğim adamla gene ortaklık yapmam. Yapar evet. mısın? Peki hocam, süreyi doldurduk. Evet. Pazartesi inşallah beraber olacağız. İyi hafta sonları şimdiden size. Ben de iyi hafta sonları diliyorum bütün izleyicilerimize. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.